Hoş geldin ya şehri Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı, İslam dünyasının lideri olan 3 kıta, 7 denizde 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nde ayrı bir yere sahipti. Ramazan ayı daha gelmeden önce İstanbul'da dillere destan hazırlıklar yapılırdı. İnsanlar Ramazan ayını huzur ve heyecan ile karşılarlardı. Bu hazırlıklardan biri de Ramazan'dan birkaç gün önce yayımlanan Tembihname'ydi. Yani elimde gördüğünüz bu kitap. Ramazan ayı başlamadan birkaç gün önce Müslüman, gayrimüslim, Osmanlı topraklarında yaşayan tüm insanların bu ayı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bazı kurallar duyurulur ve bu duyurulara tembihname edilir. Ne büyük incelik. Biz de tembihname programıyla unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği her gün bir tembihle hatırlatmaya çalışacağız. Ramazan rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır. Umulur ki. Ayların sultanı olan Ramazan, Kur'an, oruç, sabır, yardımlaşma, dayanışma, rahmet, bereket, af ve mağfiret ayıdır. Rahmet ayı, feyz ve bereket ayıdır. O yüzden hoş geldin ya şehri Ramazan. Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayeti kerimede Ramazan ayı insanlar için hidayet rehberi olan doğru yolun hak ve batılı, helal ve haramı birbirinden ayırmanın açık delillerini içinde barındıran Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler bu ayın orucunu tutsunlar buyurmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayına ulaşan bu ayı geçirip de mağfirete erişemeyen insana yazıklar olsun buyurmuştur. İnanılmaz. Cennette bir kapı vardır. Ona Reyyan denilir. Kıyamet gününde bu kapıdan oruçlular girer. Oruç tutan insan iki büyük sevinç anı yaşar. Bunlardan birincisi malumunuz iftar anıdır. İkinci sevinç anı ise kişinin Rabbine kavuştuğu andır. İnşallah. Bu güzel aya, bu feyz ve bereket ayına, bu zafer ve fetih ayına hoş geldin, safalar getirdin. Rabbimiz seni nice yeni feyz ve bereketlere, fetihlere vesile eylesin diyerek karşılıyoruz. Müslüman kardeşim, sen de 11 ayın sultanı Ramazan ayını sevinç ve mutlulukla karşıla. Ramazan ayının bereketini evinde, hanende yaşat ve yaşa. Orucun sadece aç kalmak olmadığını ev halkına ve evlatlarına mutlaka hatırlat.